Hoş geldiniz. İş süreçlerini kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirme yönünde büyük çaba gösteren özel sektörün sahip olduğu bu anlayışla yolsuzlukla mücadele çalışmalarında öncülük edebilme gücüne sahip olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geliştirdiğimiz kurumsal raporlamada çok şeffaflık için çok paydaşlı yaklaşım projesi, özel sektör şirketleriyle işbirliği yapma, bu alanda birlikte katkı sağlama, ulaşılan sonuçları ve önerilerimizi vazgeçilmez bir paydaş olan hükümet nezdinde paylaşma ve hükümetin dikkatine sunma amaçlarını içermektedir. Projemizin ilk aşaması olan kurumsal raporlamada şeffaflık araştırması, metodolojisini birazdan sizlerle paylaşacağımız, görüş ve önerilerinizle birlikte ilerleyecek olan işbirliğimiz için ilk adımı oluşturmaktadır. Bu toplantımızdan sonra araştırma sürecinde iletişimimiz sizlerle devam edecek. Bu süreçte toplam 4 çalıştay yapmayı planlamaktayız. Bunların 2 tanesi İstanbul'da, 2 tanesi Ankara'da gerçekleştirilecektir. Bu çalıştaylarda özel sektördeki şeffaflık seviyesini incelemek, neler yapabileceğimiz konusunda birlikte çözümler üretebilmek ve nihayetinde de görüş ve önerilerimizi hükümet nezdinde paylaşmak, bu konuda gerek yasal düzenlemelerde değişiklik yapılması, gerekse bir kültürün oluşturulmasında birlikte adım atmayı hedeflemekteyiz. Araştırma sürecimizde yapacağımız çalıştaylar haricinde bizler her zaman sizlerle iletişime açık, her zaman birlikte fikir üretmeye hazır olacağımızı kısaca tekrarlamak isterim. Açılış konuşmalarında da belirtildiği gibi kurumsal raporlama şeffaflığın somutlaşmış hali ve biz de özel sektörde yolsuzlukla mücadele çalışma alanımızda başlattığımız bu projede kurumsal raporlama uygulamalarına bakmayı, bu yönüyle yolsuzlukla mücadele taahhüdünü kanıtlayan özel sektörün bir analizini sunmayı amaçlıyoruz. Şirketlerin kamuya açıkladıkları bilgilerin ve bunların düzeylerinin şeffaflığın göstergesi olmasından hareketle Uluslararası Şeffaflık Örgütü 2013 yılında gelişmekte olan piyasalarda faaliyet gösteren 100 şirketin kamuya açık verileri üzerinden yaptığı bir değerlendirme raporunu sundu. Bu rapor aynı zamanda sizlerle de paylaşmış olduğumuz bir rapordur. Ve biz de bu araştırmayı Türkiye ölçeğinde aynı metodolojiyi uygulayarak gerçekleştireceğiz. Araştırma kapsamımızda Borsa İstanbul'un temel endeksi olan BIST 100 endeksinde yer alan 100 şirket seçilmiştir. Bilindiği gibi kapsamı ve içeriği konusunda eleştirilerimiz ya da çekincelerimizi sunabilecek olmakla birlikte yeni Türk Ticaret Kanunu şeffaflık ilkesi temelinde oluşturulmuş şeffaflığı arttırıcı düzenlemeler içermektedir. İçinde bulunduğumuz süreçte de şirketlerin bu düzenlemeler kapsamında bir uyum süreci söz konusudur. Ancak Türk Ticaret Kanunu ülkemizde şeffaflık konusunda düzenlemeleri içeren ilk mevzuat değildir. Öncesinde Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında şeffaflık temelinde oluşturulmuş düzenlemeler söz konusudur. Sermaye Piyasası kurumunca belirlenen kurumsal yönetim ilkeleri bu düzenlemenin bir parçasıdır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflığa ilişkin ilkeleri de içeren bu düzenleme kapsamında zorunlu unsurlar arasında yer almamakla birlikte şirketlerin irtikap ve rüşvet dahil olmak üzere yolsuzluğun her türlüsüyle mücadele edeceğine ilişkin bir bölüm de içermektedir. Bu açıdan baktığımızda borsada işlem gören şirketler için kurumsal şeffaflık yolsuzlukla mücadele uygulamalarında kilit bir bileşendir aslında. Bütün bu farklı gerekçeleri bir araya getirdiğimizde Borsa İstanbul'da yer alan ve piyasa değeri işlem hacmi kriterlerine göre en üst seviyede yer alan 100 şirketin
esasında şeffaflığı kurumsal düzeyde benimsedikleri, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun kabulünden önce şeffaflık konusunda belli bir anlayışa sahip olduklarını hepimiz bilmekteyiz. Yapacağımız araştırma kapsamında yolsuzlukla mücadele programları, organizasyonel yapı, ülke raporlamaları başlıklı 3 grubumuz mevcut. Bu grupta farklı sayılarda sorular var. Toplamda 26 araştırma sorusunu şirketlerin kendi web sayfalarında yayınladıkları raporlar, açıklamalar, bununla birlikte web sayfalarında yönlendirilen veya kamuoyu aydınlatma platformu kapsamında yaptıkları açıklamalar çerçevesinde değerlendireceğiz sorularımızı. Sorularımız da toplantı başlangıcında sizlerle paylaştığımız dokümanlar arasında yer almaktadır. Araştırma sürecimiz 13 Ekim 2014 tarihinde başlayacak. Bu nedenle bu tarihe kadar sorularımıza ilişkin görüşleriniz var ise özellikle bugün herhangi bir isim ya da kurum belirtmeksizin bizimle paylaşmanız sorularımız üzerinde ikinci bir değerlendirme yapmamıza bize olanak sağlayacak. Özel sektör komitemizle birlikte yapacağımız değerlendirmede uygun bulunduğu takdirde sorularda değişikliğe gidilmesi imkanını sağlayacaktır. Herhangi bir görüş iletilmediği takdirde sizinle paylaşılan soru grubu aynen uygulanacaktır araştırma kapsamında. Biraz önce bahsettiğim gibi verilerimizi derlemeye, web sayfalarını taramaya 13 Ekim 2014 tarihinde başlayacağız. Araştırmamızın kapanış tarihi 8 Aralık 2014 tarihi olacak. 8 Aralık 2014 tarihinden sonra yayınlanacak bilgiler eğer varsa değerlendirmelerimizde dikkate alınmayacaktır. Araştırmanın kapanış tarihinden önce 24 Kasım 2014 tarihinde ise derlediğimiz verileri ilgili şirketlerle birebir paylaşacağız. Kendilerinden proje kapanış tarihi olan 8 Aralık 2014 tarihine kadar ilgili verilere ilişkin incelemelerini, görüşlerini belirtmelerini isteyeceğiz. Görüşler kapsamında düzeltme bildiriminde bulunma imkanı da şirketlerin mevcut olacak. Kanıtlarıyla birlikte sunulduğu takdirde düzeltme beyanlarında yer alan veriler dikkate alınacaktır araştırmadan. Araştırma sorularına ilişkin olarak ise her bir şirketin verisinin kaydını tutup kaynağını belgeleyeceğiz. Bu usulümüzde belge başlıkları, sayfalar, sayfa sayısı, erişim tarihi gibi kayıtlar tutulacak. Onun dışında basılı materyal olarak da ilgili kısımların baskılarını alacağız. Çalışma sonucunda ise iki ayrı sıralama oluşturacağız. Sıralamalardan ilki şirketlerin her üç boyutta en iyi performanstan en kötü performansa göre sıralandığı bir genel endeks olacak ilk boyutumuz. İkinci boyutta ise üç soru grubumuzun ayrı ayrı şirketleri üç soru boyutunda şirketlerimizin ayrı ayrı sıralandığı ikinci bir endeksimiz söz konusu olacak. Bu rapor kamuoyuyla paylaşılacak ama biraz önce belirttiğim gibi kamuoyuyla paylaşmadan önce sizlerin geri bildirimlerini almış, eğer var ise bu konudaki değerlendirmelerinize dikkate almış olacağız. Araştırma soruları üç başlıkta toplanmakta. Bunların büyük bir kısmı, 13 soruluk bir kısmı, şirketlerin programlarının kamuya açıklanmasına ilişkindir. Burada dikkat ettiğimiz konu ve üzerinde durduğumuz konu, şirketlerin yolsuzlukla mücadele konusunda bir program öngörmeleri, onların öncelikle bu konudaki farkındalıklarını göstermekte. Aslında yolsuzlukla mücadeledeki en temel önleyici tedbir konusunda, ilk adımı attıkları konusunda, hususunda bizlere bir gösterge sunmaktadır. İkinci grup sorumuz ise şirketlerin bağlı şirketleri, iştirakleri, ortak girişimleri ya da diğer yatırımlarına ilişkin kamu açıklamalarına yönelik olacak. Son grubumuzda ülkesel raporlamada ise Türkiye dışında faaliyet gösterilmesi durumunda bu faaliyet gösterilen ülkelerdeki vergisel açıklamaları dikkate alınacaktır.
Puanlamamızda ise evet açıklanmıştır, hayır açıklanmamıştır gibi iki puanlama olacak. Evet için bir, hayır için sıfır puanı kullanacağız. Ancak yetersiz veri ya da net olmayan veriler için de yarım puan gibi bir puanlama yöntemine başvurulacaktır. Bu araştırma kapsamında bizim ana hareket noktamız kurumsal raporlamanın iyi yönetimi sağlamada ve yolsuzluk riskini arttırmadaki kritik bir unsur olmasıdır. Bu nedenle yapacağımız araştırma sadece ve sadece şirket politikaları ve süreçleri dahilinde şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele konusundaki kurumsal raporlamaya odaklanacaktır. Açıklanan bilgilerin tam ve doğru olup olmadığı araştırılmayacak, teyit edilmeyecek. Ayrıca şirket uygulamalarının açıklık ve dürüstlük seviyesi de yargılanmayacaktır. Şirketlerin yaptıkları açıklamaların, dürüstlük seviyelerinin ya da bu endeks kapsamındaki sıralamaların kesinlikle bir yargılama içermediğini özellikle vurgulamak istiyoruz. Biz bu projeye başlarken şeffaflık düzeyini hakkında bilgi sahibi olmak ve bundan sonra nasıl hareket edebileceğimiz, daha iyi uygulamalara nasıl erişeceğimiz noktasında yaz ve bu konuda hareket ediyoruz. Tekrar söylemem gerekirse yargılama yapmayacağız. Metodoloji hakkında benim ana hatlarıyla belirtmek istediğim hususlar bunlar. Biraz önce belirttiğim gibi eğer bugün sorulara ilişkin görüşlerinizi alabilirsek ama araştırmanın başlangıç tarihinden önce tabii ki bize ulaştırmanız mümkün. Bu çok mutluluk duyacağız bu konuda. Bu araştırmanın genel çerçevesi ve birçok ülkede uygulanan araştırma hakkında genel bilgiyi vermek üzere Oya Hanım'ı kürsüye davet ediyorum.